Agalarım, herkese selamlar. 23 ve 24 Kasım 2024 Daha tahminleriyle hepinize selamlar. Hafta sonu içinden geçeceğimizi söyleyelim. Yine ideallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız Aga, beğeni ve yorum destekleri. Toplamda 15 tane mücadelem var. En azından emeğine sağlık yorumu. Maçlar hakkında kendi görüşleriniz. söyle yorumlar yapabilirsiniz. Benim için en banko maç, Liverpool maçı vesaire gibi yorumlar da yapabilirsiniz. Sizlerden yorumlarını bekliyorum. Başlayalım. Öncelikle bir adet hatta iki adet masik yarışmam var. Cumartesi gününden Bodrum Galatasaray, pazar gününden Beşiktaş Göztepe. Masik olu ne olur sizlere sorduk. Bilen 8 kişiyi 4 tane Galatasaray'dan 4 tane de Beşiktaş'tan gruplarımızda bir hafta misafir edeceğiz. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasında Türkiye başında bilen olmadı aga bunu da belirtelim. O yüzden alamadık. Ama her türlü soru görüş öneri WhatsApp VIP gruplarına katılmak isteyenler hafta sonu için vesaire Önümüzde dolu dolu 2 ay var aga. Milli takım arasına kadar diyeyim. Çok güzel bir bülten var. Eğer katılmak isterseniz 7.24'te mesai olacak ekrandayız. Sizleri de gruplarımızla bekleriz. Hal hatır sormak isteyenler de aynı şekilde bilgi almak isteyenler de mesaj atabilir. Devam ettim. NBA'den çok güzel kazanıyoruz aga şu an. Gecelere bakıyorum bir tane buluyorum. Bir elli aga sağlam. Gruba atıyorum kahvaltı paramız çıksın. Geçen gün Bastından aldık. Dün de Alperen'den aldık aga. Takımı taşıdılar zaten. Çok güzel aldık devam ettik. Her türlü devam ediyoruz zaten. NBA'yi geçtim. Yüksek misli seviyemiz hafta sonu için yüksek misli maçlarımız hazır. Hem Avrupa için hem de yasal için yüksek misli hatta oyuncu bahislerine kadar verdiğimizi belirtelim. Eğer ki sizler de yüksek misli oynuyorsanız bir maça 1000 TL'den fazla atıyorsanız yüksek misli seviyesi tam size göre uygun. Onu geçtim. Sadece misli maç ölü değil canlısını da yapıyoruz Aga. Sağlam gördüğümüz bir maç var. Mesela Tottenham maçı ilk yarı gol çok bağırıyor mesela. Aga diyorum ki ilk yarıdan golünü alın 3000 TL atın. Gelecek çünkü. Çok bahis belli olacak. Bu şekilde misli alıyoruz. Ondan sonra ideal kuponlarımız, alternatif kuponlarımız, oyuncu kuponlarımız, Avrupa kombinlerimizde yine aynı şekilde hiç hı, hız hı, hı, hı kesmeden devam edeceğimizi belirtelim. Canlı olarak zaten izlediğimiz karşılaşmaları en iyi şekilde canlısını yapıp değerlendiriyoruz. Hatta ücretsiz Telegram grubuna dön. 4 tane canlı verdim. Bir tanesi maçın olmak üzere 4'te 3 olarak da kapattık. Oradan da bereket versin. Buraya da mutlaka katılın. Açıklama ve yorumlarda linki var. Hatta Whatsapp'tan göstereyim ben. Hatta Cuma videosunda da gösterdim bahsettim. Arka günün teknisi olarak da Bologna'nın maçı vardı Fenerbahçe Beko ile birlikte. Ben burada Bologna'nın atacağı 78 sayıyı %4 olarak da kasayı da biz yönetiyoruz. Onu da belirtelim. Misli de miktar veriyoruz. Jean-Luc Fon seviyesinde de yüzdelik veriyoruz. Arka. %4 dedik aldık. Duyurumuzu yaptık. Geçtik derken burada ikinci çeyrek Bologna 19.5 üst atar. Yani 20 sayı atar dedik. Bu yattı Aga. Ama ondan sonra dedim ki hıncını alacağım. %3'ten 3'ünün çeyrek 38.5 üst. %3'te 152.5 aldık. Kutlar Vadisi vesaire derken abi 3'ünü çeyreği aldık. Maçı aldık. Bir de maç önünde aldık. Toplamda 4'te 3 yaptık. Kazanç bıraktı. Tek maç vardı zaten. Elimizden geldiğiniz dediğim gibi kazançlı çıkartmaya sizler için çabalıyoruz. Başlayalım. Sizlerden çok iyi beğeniyorum destekleriniz bekliyorum. Ben buradan e, şeylere kaçıyorum. Maçlara yavaştan kaçıyorum. İsterseniz başlayalım. Leicester'la Chelsea mücadelesi. Ben maçın çok güzel olmasını bekliyorum. Şu sebepten dolayı Chelsea tarafı bence ya bu Leicester'a özellikle hızlı ataklarla birlikte çok iyi vurmasını bilecektir. Erken seans maçı erken seans maçı olduğu için ana kuponumu eklemem. Erken seans eklemem. 3.5 mücadelesi ama gerçekten güzel gollü bir mücadele geçebilir. Benim burada beklentim Chelsea'nin atacağı 2 gol aga. Öncelikle sağlam bak. Hem sağlamından bahsedeceğim. Oranları arttırarak anlatacağım. Chelsea'nin 2 golü bence burada okey. Ama kangalım ben biraz daha oran almak istiyorum dersen ben 1.5 üstünde 2 ile burada öneririm sizlere. Oran 1.47 minimum 1.47 olur. Eğer ki benim skor beklentimi 2-1 veya 3-1 bir Chelsea galibiyeti. Leicester'da gol bulma ihtimali var. 2.5 üstünde 1'e de 1.80 bandından sizlere önerebilirim. Kayseri Fenerbahçe mücadelesi. Maçın şu an oranları açık değil. Fenerbahçe mücadelesinin daha Galatasaray'ın açıkları. Süper Ligi açmamışlar Aga. Ama Fenerbahçe'nin ben burada dep basmanda bir şekilde Galip gelmesini bekliyorum. Tadi de dün doğum günüydü galiba. Yani takımın da havası iyi onu da belirtelim. E, Mert Hakan falan yüzüne pasta vurmalar falan. Öyle şeyleri de takip ediyorum. Önemli takımın olumlu yönde hava olması gerçekten önemli. Enlesli muhabbeti var. Gidecek kalacak 30 milyon transfer e, teknik vesaire. Bakalım ne olur ama ben burada Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe'nin burada mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Fenerbahçe galip gelirken de 2 tane gol atsın Aga. Deplasman 1.5 üst oranı olacaktır. Değerlendirecekler burada Fenerbahçe'nin 2 golünü değerlendirebilir. Bayer Leverkusen ile Haydn'ın mücadelesi. Leverkusen ya kadro iyi fakat son haftalarda alınan beraberlik o iyi oyunu göremiyoruz. Bu milli ara Leverkusen'e iyi gelmiştir. Ve Leverkusen'i son kez eğer yatırırsa bir daha sezon boyu ellemeyeceğim Şampiyonlar Ligi harici. alırsak KG'sini MG'sini alırız ama Leverkusen tarafına gitmem. Ama bu mücadelede güvenim var. Ben burada Level Kuzen'in 2.5 üstünden galibiyetini bekliyorum. Mat sonu 1 2.5 üst Level Kuzen tarafında. Skor beklentimde 3-1 ayarında. Biraz daha yüksek olan isteyenler ev sahibi 2.5 üst değerlendirebilir. Stuttgart'la Bohum mücadelesi. Maçın 2.5 üst oranını gösterelim size. 1.19. Aga burada oran alacağız mecburen. Stuttgart'ta son mücadelesini izleyen var mı bilmiyorum. 3-2 bitti mücadele. Ama 3-3'te yaptı. 3-0'dan 3-3'e getirdi. 90 artı 6'da mı ne gol iptal oldu. Ortalık yıkıldı zaten. Muazzam bir sevinç vardı ama iptal vardan da iptal oldu. Stuttgart'ın ben Bohum'a karşı ağır geleceğini, mücadelenin hatta ilk yarıdan 1.5 üstü olacağını düşünüyorum. İdealden şöyle 2.5 üstünde bir Stuttgart galibiyeti bekleyelim. Bence gelecektir. tek başına 3 tane atma potansiyeli bile var Stuttgart'ın. Eğer ki kangalım yüksek olan istiyorum dersen benim sana önerim bu mücadelede ilk yarıdan gelecek 2 goldür. 1.80 bandına da çıkar. Çok güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Bournemouth'la Brighton karşılaşması yine temponun yüksek olduğu Premier Lig'de dişe diş bir mücadele olacağını ve gollere yöneldim aga. Karşı gelecek goller okeyim. KG var, beklentim var. Onun dışında biraz daha oran olmak isteyenler var ve üst şeklinde de değerlendirebilir. özellikle Bournemouth'un oynamış olduğu oyun ya Brighton'ın o kanatlardan inmesi yani golleri ve pozisyonları getireceğini düşünüyorum. Atletico Madrid'de Alaves mücadelesi. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadelesi yok. Sparta Prag maçı var galiba. Yine zorlar. Ya yani o deplasman da zor açıkçası. Ama dediğim gibi burada Alaves'e karşı bir galibiyet bekliyorum ben. Hatta bu hafta haberler çıktı. Takip etmişsiniz veya görmüşsünüzdür diyeyim. Arda Turan Atletico Madrid'de düşünülüyor vesaire diyerekten de. Bilmiyorum e, İspanya basınında nasıl yansıdı bunlar ama ben Atletico Madrid'in burada kendi evinde Alaves'e karşı 2 gol atmasını bekliyorum ki zaten Aleves deplasmanda neredeyse maç başına 2.1 gol ortalaması yiyen bir takım olduğunu da belirtelim. Ev sahibi 1.5 üstün oranı burada idealden var. Değerlendirecekler burada. 1.50 bandında 1.43 bir 50 bandından alabilir. Bodrum'la Galatasaray bu maçında da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de aga benim burada skor beklentim 3-1 ayarında Galatasaray'ın galibiyeti. Oran da var bu arada Galatasaray'a. Oranı ölü değil. Avrupa'da 1.48'inde galibiyetin oranı vardı. Ben burada 1.5 üstünde bir Galatasaray galibiyeti bekleyeceğim. Volkan Demiral burada takımı çok yaslamayacaktır. Yapmış olduğu açıklamalar şu yöndeydi. Galatasaray'ın gücü belli. Ortadaki oyun belli. Elimizden geleni yapacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Volkan Galatasaray'ın burada üstün gelmesini bekliyorum. 1.5 üstünde galibiyetini bekliyorum. Sizlerle maçın skorunu sorduk zaten ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz aga. Devam ettim. Manchester City ile Tottenham karşılaşması. Burada da City tarafındayım. Ben burada City'nin galibiyetine güveniyorum aga. Mat sonu 1'e okuyayım. 1.5 üstünde 1'e de okuyayım. Hatta 2.5 üstünde 1'e de okuyayım. 1.5 üstünde 1'in oranı güzel. Bence burada 2-1, 3-1 ayarında Manchester City'nin galibiyetini bekleyeceğim. Hem milli ara Haaland, ee, çok iyiydi orada işte Kevin de Bruyne 11, 11'de oynayabilir burada Rodri'nin sakatlığı devam ediyor burada çift tarafında en bir üstünde veya 2.5 üstünde galibiyetine de okey maga geçtim Vigo ile Barcelona Barcelona son mücadelesinde verilmeyen o golü dünyada sallandı dünya gerçekten sallandı herkes konuştu hem Avrupa basınında İspanya basınında ne bileyim her yerde konuşuldu Türkiye basınında bu spor programı çeken YouTube kanalları vesaire herkes konuştu aga pozisyonu inanılmaz bir şey. Yani hiçbir şekilde Lewandowski'nin golü offside değil. Vardan iptal ettiler ne yapsak boş. Burada ben Barcelona tarafında yamal olmayacak ama Lewandowski sakatlığını atlattı. Bu maçta 11 oynama ihtimali var. Ben burada Depas bandına gelecek 2 golü bekliyorum. Barcelona tarafı 2 gol atabilir. Hatta benim skor beklentim burada 2-1 bandında. Şöyle Sertabiko'nun da gol bulmasını bekliyorum açıkçası şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. 2.5 üstünde 2 yaparsanız da oranı minimum 1.92 seviyesine çekersiniz. Pazar gününe geçtim. Aga aynı şekilde sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi en azından bir emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Her türlü soru görüş öneri WhatsApp VIP gruplarına katılmak isteyenler de ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından mesaj atabilir. Bu şekilde yardımcı olabilirim sizlere. Onun dışında açıklama yorumlarda linki var zaten. Samsun'la Alanya Spor karşılaşması. Yine oranların kapalı olduğunu görüyorsunuz. Alanya Spor'da bir hoca değişikliği oldu. Fatih Tekir gitti. Sami Uğurlu geldi Kasımpaşa'dan. Sami Hoca biraz daha ofansif futbolu önemsiyor. Bu ofansif futbol burada Alanya'nın başına dert açabilir. Özellikle Samsun gibi bir takım. Ben burada Samsun'un atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst. Hatta Alanya'da burada karşılık verebilir. Biraz daha yüksek olana gitmek isteyenler mücadele hem var hem de üst seçeneği olarak da 2-1, 3-2, 3-1 bandında gollü bir Samsun galibiyetine de yakınım. Liverpool'la Southampton mücadelesi. Bu maçta dikkat edin. Aga benim bu maçta tercihim ikinci yarının galibiyeti. Bak ilk yarı değil. Çünkü Southampton burada ilk yarı direnecektir. Ama ikinci yarı bence Liverpool fişi çekebilir. İlk yarı bizim hiç ilgilendirmez. İsterse ilk yarı best 0 Liverpool kaybetsin. Ama ikinci yarı burada Liverpool kazanan oranı ideal de bir oranı var. Ben burada Liverpool'un ikinci yarı kazanmasını beklediğimi belirteyim. Beşiktaş Göztepe bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz aga. Benim beklentim burada Göztepe'nin atacağı bir gol aga. Yani 2-1 falan Beşiktaş kazanabilir. Bayandır kazanamıyor ama oyun ortada yok gerçekten. Çöküşe gidiyor iyice. Yani birkaç transfer yapıldı. Takım olduğu gibi gözüktü fakat sonra dayanamadı aga. Erken çöktü. Ben burada Göztepe'nin diri oyununa güveniyorum. Göztepe'nin bir golün oranı Avrupa'da 1.63. Bizde de Pardon 1.53 galiba. Bizde de 1.40 olsun aga. Deplasmandan bir gol bekliyorum. Göztepe'nin tek golünü veririm. Eğer Beşiktaş atar mı atar. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler de KG alabilir. Manchester United'ın mücadelesi var. Aga Amorim'in ilk mücadelesi. Ben burada maçın ne yapıp ne edip. Bak ne yapıp ne edip. 1-0 olur 5-0 olur bilmiyorum ama Manchester United'in kazanmasını bekliyorum çünkü Amorim'in etkisi ki olacaktır. Bu maçta da ben yani galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 2 doğrudan değerlendirdim. Ee, ben güveniyorum aga. Hatta normalde United kolay kolay kuponlarımı almam. Bu mücadeleyi belki ana kuponuma eklerim. Napoli ile Roma. Aga isterseniz hem idealinden hem de yüksek oranından bahsedeyim. Burada ben Napoli'yi bir adım önde görüyorum. Roma'da zaten bir hoca arayışı var. Kim gelse kim gitse Montella'nın gitmesi vesaire. Aga ben burada bakın ev sahibi yarı kazanır var. Oran bizde 1.27. Av iddiada bu 1.35 vardır. Avrupa'da 1.45 vardır bu. Burada Napoli bir yarıyı kazanır. Bence idealden okey. Ama biraz daha yüksek orandan gitmek isteyenler varsa doğrudan Napoli'nin galibiyetini de alabilir burada. Geçtim Real Madrid mücadelesine. Real Madrid'de ben burada 1.5 üstünde galibiyetini bekliyorum. Leg Leganes'e karşı yani bir zahmet iki tane atsın. Çünkü sürekli Mbappe mutsuz, Mbappe psikolojisi bozuk vesaire. Bilmiyorum Real Madrid'de işler ne olacak ama bir buçuk üstünde bir Real Madrid galibiyetine ben okeyim aga. Değerlendirecekler. De bol şanslar. Cumartesi ve pazarın maçları bu şekildeydi. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Her türlü soru görüşlerini ekrandaki gördüğünüz WhatsApp hattından benimle iletişimde kurabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.